Ege'nin Dünya'ya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba. Bugün gazeteci Ahmet Gözen'le, Aydın Post yazarı Ahmet Gözen'le beraberiz. Gündemi değerlendiriyor olacağız. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk Emin kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim canım abim. Sen nasılsın? Vallahi iyiyiz. Yani o kadar güzel iyiyiz ki. Evet. Kemal Bey geldi Aydın'a. Mutlu olduk. Kendisini burada ağırladık. Evet. Fevkalade 21 beyle ihale edilmiş bir sürü işleri açtı. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Ne demek istiyorsun abi 21 beyle ihale edilmiş? Vatandaş anlamaz bu 21 B'den, işte 19 F'den filan. Anlamaz mı diyorsun? Ne demek yani 21... 21 Bey adrese teslim ihaledir. Evet. Emin'cim. Ve bununla ilgili olaraktan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olaraktan Tayyip Bey'i eleştiriyor. Ve gazeteciler de bunu yazdıkları için sürekli olaraktan gazeteciler de mahkemeye veriliyor. Şimdi bu durum karşısında istersen işin başında önce şu Kemal Kılıçdaroğlu beyefendinin bir açıklaması, videosu var. Şimdi ben yönetmenime bir tane fotoğraf gönderdim. O fotoğrafı da ben isteyeceğim şimdi yönetmenimden. Sen 21B deyince, şimdi Ahmet abi bu 21B ile açıldı dedin ya. Şimdi tekstil günde, tekstil park açtı. Sadece o mu? Mıcır. Bir kere tekstil park diye ortada bir park yok. Orada yok, bir tabii. Çevre düzenlemesi yapılmış. 5-10 milyon lira para harcanmamıştır belki. Ama 150 milyon harcanmış gibi doğru. Gösterilmiş. Kağıda uydurulmuş. Şimdi tekstil park açıldı ya abi. Ön tarafını açtı ya Kemal Kılıçdaroğlu. Arka tarafını gördüm ben çok merak ediyorum. Bu niye benziyor biliyor musun? Yani hanımları tenzih ederim de. Evet. Pasaklı hanımın tüm çöpünü halının altına süpürmesi gibi bir olay. Bak o arkadan görüntüyü ben attım yönetmenime. Hazırsa getirsinler. Versinler. O görüntü ya da hazır olunca versinler. Önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle ilgili şeyini de dinleyebiliriz ama... Sen 21B deyince benim aklıma direkt o görüntü geldi. Ben şeye de şaşıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın eline bu görüntüyü neden ulaştırmazlar? Bak abi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön tarafını açtığı tekstilin arkasından manzara bu. Yapma be. Evet. Vay 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 vay. Daha bir hafta önce falan çekildi bu fotoğraf. Evet. Hurdalık durumunda. Evet. Ve buranın açılışını yaptı Kemal Bey. Evet. Evet. Kemal, İbretle izlesin insanlar. Evet. Özlem Çerçoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu koskoca genel başkana Kemal Kılıçdaroğlu'na buraya açtırdı. Ve bir de dedi ki Ahmet abi orada, Sayın Genel Başkan sizin desteklerinizle şunu yap. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Hizmetleri'ne ne gibi destek vermiş olabilir abi? Özlem Çerçoğlu'nu aday gösterme dışında. Ya Emin'cim yaklaşık bir yıldan beri yazıyoruz. Evet. Her şeyi yazmaya başladık. Aydın gazeteci kardeşlerimiz de yazıyorlar. Sel oluyor, perişanlık. Tarış alanı oluyor, yalan. Evet, dün Atilla Dağıstanlı vardı bende abi. Dedi ki parti elden gitti. O Cumhuriyet Halk Partili ya. Dedi ki parti elden gitti, Aydın elden gidiyor dedi ya. Parti elden gitti dedi, Aydın da elden gidiyor dedi bunlar için. Şimdi biz bunları yazıyoruz, konuşuyoruz diye, sen bunları yazıyorsun, konuşuyorsun diye sıkça suç duyurusunda bulunuyor. Bu gazetecilere yargı yoluyla mobbing yapılıyor. Özlem Çerçoğlu çıkıp bunları açıklayamıyor Aydın kamuoyuna. Hayır kardeşim bu gazetelerde yazanlar doğru değil, doğrusu bu. Bu televizyonda söylenen yanlış, doğrusu bu diyemiyor. Ama gidiyor suç duyurusunda bulunuyor, dava açıyor, yargı yoluyla mobbing yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu senin az önce dediğin videoyu arkadaşlarımız ekrana getirsinler abi. Önce onu izleyerek başlayalım o zaman. Evet. Evet. Dürüst bir insan korkmaz gazeteciden. İyi bir yönetim gazeteciden korkmaz. İyi bir yönetim gazetecinin eleştirel olarak dünyaya bakmasını ister. Kim korkar gazeteciden? Malı götüren korkar. Malı götüren diyecek ki ya eyvah gazeteci yazarsa ne olacağız ya. O zaman susturmamız lazım. Haksızlık yapan, adaletsizlik yapan bir yönetim varsa gazetecinin konuşmasını ister. Dürüst bir insan korkmaz gazeteciden. İyi bir yönetim gazeteciden korkmaz. İyi bir yönetim gazetecinin eleştirel olarak dünyaya bakmasını ister. Kim korkar gazeteciden? Malı götüren korkar. Malı götüren diyecek ki ya eyvah gazeteci yazarsa ne olacağız ya. O zaman susturmamız lazım. Haksızlık yapan, adaletsizlik yapan bir yönetim varsa gazetecinin konuşmasını ister. Ahmet abi duydun Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediklerini. Biz bunu defalarca kez izledik. Ne diyorsun? Valla Cumhuriyet Halk Partisi
Atatürk'ün partisi olaraktan özellikle Aydın'da, ben sadece biliyorum, TVD'nin 600 tane davası var. Evet. Bir anlatır mısın son, mesela bu biraz evvel sen mahkemeden abi geldin. Daha bu sabah mahkemeden duruşma vardı. Geçen hafta da vardı. Hemen hemen ve herhalde haftada bir defa, iki haftada bir defa bir gidiyor, 8-10 tane bir günümüzü emniyette geçiriyoruz. Önce bu suç duyurularına ilgili emniyette ifade veriyorsunuz. Sonra emniyet ifadenin savcılığa gidiyor. Savcılık gerek görürse dava açıyor. Gerek takipsizlik veriyor. Takipsizlik verilmiş. Bugüne kadar 400'e yakın şeyim var benim. Devam eden süreçler var. Açılmış davalar da var. Bugün duruşmada söyledim abi. İki tane açılmış davam var benim. İkisi de iddianamesi aynı gün aynı savcı tarafından yazılmış. Biri Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Diğer Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Birleştirilmesini talep etti avukatım. Dedim ki hakime, bu iddianameler dedim kopyala yapıştır. Hakim hanım dedi ki kopyala yapıştır iddianame olmaz dedi. O zaman okusun. Hayır. Tabii olmaması gerektiğini düşünüyor. Doğru. Vallahi iddianameler kopyala yapıştır abi. Hani bazı şeyler dışında, hani sayı numaraları, tarih, şunlar bunlar dışında iddianamenin, düşünsenize bir iddianame yazılıyor hakkınızda. Kopyala yapıştır, çoğaltılıyor. İki tane yapılıyor. Biri bir daha mahkemede dava açılıyor, öbürü daha mahkemede dava açılıyor. Ben şeye üzülüyorum. Yani ülkem adına üzülüyorum. Hukuk adına üzülüyorum. Yargı adına üzülüyorum. Aydın halkı adına üzülüyorum. Yani suç duyuruları kopyala yapıştır. İddianameler kopyala yapıştır. Bizi susturmaya çalışıyorlar Ahmet abi. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun... Bak, hırsızlığı, Aydın'da yaşanan büyük hırsızlığı önlemek için Aydın'da yargının, emniyetin, devletin hiçbir çabası yok Ahmet abi. 8 sene sürüyor davalar, 10 sene sürüyor soruşturmalar. Zaman aşımından kapanmış Özlem Çerçioğlu'nun davaları var. Aydın'da devam eden halkın paralarının çalınmasıyla ilgili üzerine düşeni yapmayan yargı, sen, ben, bizler hırsız var demeyi bırakalım diye, Aydın'da büyük soygun var, Aydın'da büyük hırsızlık var demeyi bırakalım diye bizi susturmak için sürekli böyle ceza almamızı istiyorlar. Sürekli. Bizim de abi artık avukatlarımız falan yoruldu. Usulden ihmallerimiz olmaya başladı. Takip edemiyoruz hangi birini. Yani tebligat oyunları var. Benim imzam değil. Ben teslim almışım bir tebligatı. Yani anlayamıyorum yani. Aydın'da biz susunca ben şunu söyleyeyim. Biz susarsak hırsızlık devam eder abi. Bu hırsızlıktan kimler nemalanıyor çok merak ediyorum. Neden böyle davranılıyor bize de onu da çok merak ediyorum. Hırsızın üstüne gitmiyorsun, hırsız var diyeni susturmaya çalışıyorsun. Var mı böyle bir şey Ahmet abi? O zaman Kemal Bey önce bir dönsün. Dönsün. Evet. Dönsün. Gazetecinin neden yazdığını bir okusun. Şu anda inanır mısın tam bir Karagöz oyunu var Aydın'da. Evet. Kemal Bey buraya geldi. Niye bir basın toplantısı yapmadı? Neden Aydın basının karşısına çıkamadı? Niye çıkmadı? Korkuyorlar. Şey mi yapıyor? Kendi durumunu mu ilan ediyor aslında? Kim basından korkar derken kendini mi tarif ediyor? Evet, kendini tarif ediyor. Kendini tarif ediyor. Evet. Yani bu var ya, bu inanılmaz bir kandırmacı olayıdır. Bu böyle olmaz. Böyle bir yere gidemezler. Yani bir taraftan sen Tayyip Bey'e bilmem ne diyeceksin. Bir taraftan da aynı oyunu kendin yapacaksın. Peki yarın sen Cumhurbaşkanı olduğunda aynı oyunu, yerelde oynanan bu oyunu kendinin yapmayacağını halka nasıl inandırırsın? Şimdiden yapıyorsun. Başlamışsın. Belediyelerinde bunlar oluyor. Madem senin olurlarının oluyor Özlem Çerçioğlu'nun dediği gibi. Madem senin desteklerinin oluyor belediyede her şey. Çerçioğlu öyle dedi. Sizin evet. Desteklerinizle yapıyoruz. Sizin evet. Olurlarınızla yapıyoruz dedi. Evet. Aslında işlediği bütün cürümü Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıktı evet. Bu ifadelerle. Yani şu anda Aydın Belediyesi'nde, ilçelerinde, Kuşadası'nda, Didim'de yapılan her türlü usulsüzlük Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstüne yıkılmıştır. Bunları konuşacağız. Evet. Ve Aydın... Evet, Emin'ciğim. Şimdi Ahmet abi sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden kısa bir süre önce Aydın'da gündeme oturan bir köşe yazın oldu senin. Sen çıktın dedin ki Aydın tekstil arasının içindeki camiyi yıkacaklar dedin. Sonra Aydın'ı senin başına yıkmaya kalktı. Vallahi Aydın onların başına yıkarım. Daha dur heybede çok konu var. Evet. O kadar çok konu var ki yahu Aydın tekstilin içerisinde biraz evvel Aydın tekstilin içindeki caminin resimlerini verir misiniz arkadaşlar? Evet. Yahu önündeki Allah aşkına bakın şu camiye bakın. Şimdi, bak şunun etrafının mezbeleliğine abi, bakın. Bu camiyi restore etmemişse Özlem Çerçioğlu neyi restore etmiş tekstilde abi? 150 milyon TL nereye harcanmış yani? Öbür resmi koyun arkadaşlar.
Şimdi bakın, şu caminin neresini, olukları düşmüş vaziyette, minaresi perişan vaziyette, çatısı perişan vaziyette. Şimdi bu cami, yani 200 trilyon para harcandığı söyleniliyor. Ya Allah'tan korkun ya, şunun kiremitlerini, oluklarını yapın ya. Şimdi Ahmet abi sana bir şey söyleyeceğim. Özlem Çerçioğlu Kur'an hediye etti diye ona oy veren inançlı teyzelerim bunu görse ne düşünür? Sen nesin? İnançlı insanların oyunu alabilmek için Kur'an-ı Kerim dağıtıyorsun. Ama camiye yaptığın muamele bak. 200 milyon para harcıyorsun, 150 milyon para harcıyorsun tekstilde. Caminin haline bak. Ayrıca... Nesin? Müslüman mısın? İnançlı mısın? Müslümandır, inanırım ona. Müslümanların oyuna mı ihtiyacın var sadece, yoksa gerçekten... O cami resmini koyalım, kaldırmayalım şu anda. Evet. Şimdi Emin'cim, bunun karşısında bir idare bina var. Gayet güzel boyamışlar, badanasını yapmışlar. Ya Allah'tan korkun ya. Bak şu caminin olukları düşmüş vaziyette. Yan tarafta abdest alınacak yerde, kadınların abdest alacağı yer yok. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Aydın Tekstil'in bu alanına tören için kaç kişi geldi? Bu tören için söylemiyorum. Müzik şöleni için kaç kişi geldi? Yaklaşık 10 bin kişi geldi. Bana cami hocası diyor ki, o geldiği gün biz diyor bu camiye diyor insanları sığdıramadık. Namaz kılmak isteyenler de var diyor. Ama perişanlık vaziyette. Ayrıca Özlem Hanım'a buradan sesleniyorum. Kendisi her törenden sonra hocam gel şu temeli attık bir de Kur'an oku duasını yap diyor mu? Diyor. Peki bunu diyen kardeşim, kız kardeşim bu camiyi niye restore etmiyor? Ne zaman ki ben bu yazıyı yazdım. Evet. Ondan sonra hocalarında buranın bir şeyi var, Fahri müezzini var. Evet. 40 yıldan beri burada müezzinlik yapıyor. Bir hocası var, Diyanet'in 15 yıldan beri burada hocalık yapıyor. Adamlar ne dediler biliyor Onların musun? Onların sana beyanatları var. Dediler ki, Özlem Hanım burayı yıkıp güvenlik yeri yapmak istiyor dediler. Ondan sonra Özlem Hanım'ın ekibi Ahmet Gözen dezenformasyon yapıyor diyerekten gazetelere beyanat verdi. Dezenformasyon ne biliyor musun? Nedir abi dezenformasyon? Dezenformasyon insanlara yalan haber yapıp yalan bilgi sunmaktır. Buradan şiddetle reddediyorum. Abi dezenformasyon Özlem Çerçioğlu'nun yaptığıdır. Arkası öyleyken ön tarafını açmak zaten dezenformasyonun bir başka Allah'ı, tillahı. Şimdi inşallah şu resim bu dezenformasyonun Allah'ıdır. Caminin restore edilmemesi rezalettir. Yani onun dezenformasyon için, insanları kandırmaksa işte bu. Bu toplumda insanları Özlem Çerçioğlu'ndan daha çok kandıran bir başka birisini ben tanımıyorum abi. Sen tanıyor musun? Ben de tanımıyorum. Olay burada duruyor. Biraz sonra çocuklar cami müezzininin beyanatını verecekler. Lütfen verin. Evet. O size bir sesli mülakatta bulunmuşsunuz. Evet. Ben aradım kendisini. 1980. Evet. Allah razı olsun. Biz burada 10 seneden bir yana burada namaz kılıyoruz. Tamam mı? Ama ben şahsen belediye başkanı olsam ben burayı yıkmaktan ziyade daha buraya dışını güzelleştiririm. Öyle bir şey mi var? Hayır. Yani ben belediye şahsen, başkanının yıkma diye bir düşüncesi mi var? Var. Belediye başkanı diyor ki ben burayı yıkacağım diyor. Hangi belediye başkanı diyor? Büyükşehir belediye başkanı. Özlem Çerçioğlu mu diyor? Özlem Çerçioğlu diyor ki ben burayı yıkmak istiyorum diyor. Biz de diyoruz ki madem yıkacaksın biz bir yer gösterelim. Oraya yapın. Yenisini, niye derdi neymiş? Burayı yenisini, niye yıkıyormuş ki? Yenisini yapın. Buraya diyor ki gönlüm uygun değilmiş. Nesi uygun değilmiş? Burası Allah'ın evi be. Burası diyor güvenlik. Ben güvenlikcilerim diyor burası diyor. Yeri yapacağım diyor. Anlattığını göre. Tamam mı? Sen şimdi dur. Senden sonra konuşalım. Evet. Hocam sen söyle bakalım. Senin adın soyadın? 24 olur. Sen söyle. Şimdi Ahmet abi, Allah senden razı olsun. Sen çok önemli bir hizmet yapmışsın abi. O kutsal mabedin, o caminin yıkılmasını engellemek adına kamuoyunu uyandırmışsın. Ve bu saatten sonra bırak Özlem Çerçioğlu'nu, kim gelse o camiye bir zarar veremez artık. Bu saatten sonra camiyi yıktırmaz aydınlılar abi. Zaten çevirdiler değil mi? Kazı çevirdiler. Çevir kazı. Beyanat verdiler. Beyanat verdiler. Tüm gazeteci arkadaşlara gönderdiler. Çok komik.
biz bu camiyi yıkmayacağız, daha iyisini yapacağız. Kardeşim 200 trilyon para harcamışsın. Biraz sonra buranın mimari projesini yapan kişiyi konuşacağız. Evet. Bak o gündeme geliyor şimdi biraz sonra. Evet. Olay şu. Şimdi bir inşaat yapacaksınız. Projeyi mimar yapar. Yaptıktan sonra o projenin kontrolünü yeminli büro yapar. Doğru mu? Evet. Bak burada oynanan oyunu söyleyeyim ben sana. Buranın projesini yaptı. İnanılmaz rakamlar. Yani öyle küçük küçük rakamlar değil ha. O da 21 beylen yapıldı. Yaptığı projeyi adam kontrol ediyor. Yaptığı projeyi kontrol ediyor. Evet. Kendi kontrol ediyor. Evet. Nasıl ya? Soruyorum ben de sana. Kim bu adam? Evet, bu mimarlık. Bu mimarlık firması hem proje yapıyor hem de kontrol ediyor. Projeyi kontrol ediyor. Ballı börek değil mi? Neden ediyor? Çünkü buradaki müteahhitlere Ahmet abi, bununla ilgili suç duyurusu yapmayı düşünüyor musun? Ben bunun suç duyurusunu ilgililer yapsın. Yani yok zaten, say, ama bak, ben yapmam bunu. Şöyle Aydın Adliyesi'nde bizim senin gazetecilerin konuştukları ilgili Özlem Çarşıoğlu hakkında reysen başlatılmış bir işlem var mıdır bilmiyorum. Ama öyle kolay kolay reysen işlem başlatılmıyor biliyorsun yani. Ben de onun için suç duyurusunda bulunmuyorum. Abi suç bu var ya, inançlı bir savcı hani gerçekten helal süt. Alsın. Helal süt emmiş bir savcı bu anlattığın olayla ilgili reysen soruşturma başlatması gerekir. Devletin bekçisi kim? Evet. Soruyorum sana, devletin bekçisi devletin savcısıdır. Evet. Bak ben buradan açık söylüyorum. Gazeteci de bekçi köpeğidir abi. Biz görevimizi yapıyoruz, bekçi de yapıyoruz. Biz mesela yani anlatabiliyor muyum? Biz bak devletin bekçisi, biz bekçi köpeğiyiz, biz görevimizi yapıyoruz. Bekçi de gereğini yapsın yani, değil mi? Yapsın yani, bu cumhuriyetin bekçisi kim? Soruyorum kuvvetler ayrımına bağlı olarak. Savcılar değil mi? Evet. Ben duyuru yapıyorum kardeşim, sayın savcı. Bak konu bu. Devletin camisini yıkıyorlar. Oradaki yapılan projelerle ilgili çalışmalar ortada. Açsın. Bu devletin sayıştayı yok mu? Bu devletin denetim kurulları yok mu? Biz halk adına görevimizi yapıyoruz. Abi bir... Bir dava açmanın maliyeti ne biliyor musun Emin? 3000 lira. Ben bu parayı nereden bulacağım da ikide bir açacağım? Bunun partileri var, ıvır var, zıvır var. Beyleri göreve davet ediyoruz. Dün AK Partili birine dedim ki, öyle görüyorum ki dedim, Kılıçdaroğlu dedim, Cumhuriyet Halk Partisi Özlem Çarşıoğlu dedim, gözden çıkarmış. İnşallah dedim AK Parti de gözden çıkarır da dedim, şehir kadından kurtulur, tamam mı? Çünkü rakipleri ayakta tutuyor. Bugün eğer AK Partililer, MHP'liler etkili muhalefet yapsalar, bu usulsüzlüklerle ilgili de suç duyurusu yapsalar, mecliste bu konuları gündeme getirseler, insan çıksalar basın toplantılarıyla, kahve toplantı, halk toplantılarıyla Özlem Çarşıoğlu'nun yanlışlarını, yaptıklarını anlatsalar vatandaş, Özlem Çarşıoğlu orada oturabilir mi? Oturamaz. Onlar görevini yapsa, muhalefet görevini yapsa Özlem Çarşıoğlu bu kadar densiz, bu kadar fütursuz davranabilir mi? Davranamaz. Bana 600 tane suç duyurusunda bulunabilir mi Ahmet abi? Bulunamaz. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi Özlem Çarşıoğlu'nu gözden çıkarsa da rakipleri gözden çıkarmadığı sürece Özlem Çarşıoğlu'nunla ilgili Aydın'da çok fazla böyle doğru gelişmeler beklemek doğru değil. Burada son bununla ilgili son cümleyi bağlayalım. Evet. Ahmet Gözen olarak, Aydın basını olaraktan biz dezenformasyon yapmadık. Dezenformasyon yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi'dir. Evet. Şimdi geçelim. Kurumlar dezenformasyon yapmaz abi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler diyelim yani. Şimdi Büyükşehir Belediyesi nasıl dezenformasyon yapacak? Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler dezenformasyon yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını çarçur edenler dezenformasyon. Çok doğru söylüyorsun. Tamam abi? Yoksa çok doğru. Büyükşehir Belediyesi benim yani, senin zaten. O bizim yani. Anladın mı abi? Şimdi Emin'cim, bu 21B olayını sen dedin ya, 21B nedir Ahmet abi? Yani hani sen halk biraz 21B ne? Nasıl bir ihale usulü? Cumhuriyet Halk Partililer de bunu zaman zaman karşı çıkıyorlar. Karşı çıkmıyorlar. Meclis kürsülerinde bağırıyorlar, çağırıyorlar. İşte Tayyip Erdoğan 21 beyle ihaleler verdi. Bu hırsızlıktır, üçkağıtçılıktır, madrabazlıktır. Biz bunlarla uğraşacağız diyorlar. Ama Aydın'da, Aydın Büyükşehir dahil olmak üzere, Didim'i dahil olmak üzere, Kuşadası dahil olmak üzere alayı 21 beyle ihale yapıyorlar. 20 beyle ihale ne biliyor musun? Aydın'da biz müteahhit bulamadık. Diyarbakır Ergani'den müteahhit bulduk hikayesidir.
Ve şu andaki müteahhitlerin alayı Diyarbakır Ergani'den geliyor. Benim şurada şaşırdığım bir hadise var Emin'ciğim. Aydın'da Müteahhitler Derneği yok mu ya? Var. Niye bunların sesi çıkmıyor? Ergani'den, Muş'tan, bilmem Doğu'dan bir sürü müteahhiti buraya getirip de iş verdiriyorlar. O zaman Sayın Öztürk'ün 21 Bey ile ilgili bir videosu var. Evet, onu bir izleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk ne demiş 21 Bey ile ilgili, bir bakalım. Milletimize yoklukta sabır telkin edenler yandaşlarına ballı ihaleler teslim ederler. Bu zalim yönetim Covid-19 salgınını bile yandaşları için fırsata çevirmeye çalışıyor. Nasıl mı? Kamu ihale kanunun 21B maddesini kullanarak afet, salgın gibi olağanüstü hallerde idareye istediğiyle gizli kapaklı masaya oturma imkanı veren istisnai ihale yöntemini usul haline getirerek. Geçtiğimiz Ağustos'ta bu ihale yöntemiyle gerçekleştirilen en yüksek bedelli iş kapalı kapılar ardında yine bir yandaş gruba gitti. İhaleyi verdikleri grup havuz medyasının amiral gemisi, ATV'nin de sahibi. Verdikleri ihale ne? Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı ile elektromekanik sistemlerin temini işi projesi. Evet. 21 Bey ihalesinin ne olduğunu Sayın Öztürk çok güzel anlattı değil mi? Afet olacak, deprem olacak, bilmem. Olağanüstü hallerde. Aydın'da hangi afet oldu? Vallahi afetler var Aydın'da. Ne var anlat. Aydın'da afat deriz biz. Aydın'da bence Aydın'ın en büyük afatı, yani Aydın'ın en büyük felaketi abi, Özlem Çerçoğlu'nun bunca yolsuzluk iddiasına, bunca usulsüzlük iddiasına, Edim'in ifası iddiasına, ihaleye fesat iddiasına, görevi kötüye kullanma iddiasına rağmen orada oturup hala delilleri ekibiyle beraber delilleri karartıyor olması büyük felaket bu şehirde. Bu işlerin devam etmesi, bu iddia edilen konularla ilgili işleyişin devam etmesi Aydın şehri için en büyük felaket Ahmet abi. Afat, felaket durumu var. Aslında 21 Bey'in Aydın'da kullanılması gereken haller var. Ama herhalde o kurumlar 21 Bey'i kullanmıyorlar abi, tamam mı? Aslında 21 Bey'i kullanması gerekenler kullanmıyor. Aydın'da bir felaket var, Aydın'da bir afat yaşanıyor. Yani ilginç Ahmet abi. Evincim, Didim'de bir amfiteyatro olayı var. Parçala yönet şeklinde. Bir ihale 10 parçaya bölünür mü ya? 3 parçada Diyarbakır Ergani'den müteahhit getirdiler. Evet. Aydın'da sanki müteahhit yokmuş gibi. 21 Bey'le mıcır ihaleleri yaptılar. 50 bin tane ihale yapıyorlar 21 Bey'le. Sayın Öztürk önce dönsün, dönsün. Aydın Büyükşehir ve belediyelerinde, ilçe belediyelerinde yapılan 21 Bey'lere baksın. Ve işin acısı ne biliyor musun Emin'ciğim? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şikayet ettiği 21 Bey ihalelerinden yapılan yerlere açtı. Çok büyük bir utançtır bu. Hani 21 Bey'e karşı çıkıyordu? Hani onlara karşı duruyordu? Aydın Tekstil ihaleleri öyle. Didim'deki ihaleler öyle. Kuşadası'ndaki ihaleler öyle. 50 bin tane 21 Bey ihalesi var. 21 Bey ihalesinin ne olduğunu Öztürk'ün ifadesiyle anladınız mı şimdi? Halkım da anlasın. Güzel halkım da bunları öğrensin. Yani ele verir talkını. Kendi yutar salkımı. Yaptıkları bu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu kusura bakmasın. Aydın'dan gördüğümüz manzara bu. Cumhuriyet Halk Partisi ele veriyor talkını. Kendi yutuyor salkımı pozisyonunda atasözümüzle. Ahmet abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi yurdun her tarafı bizim. Yurdun her insanı bizim insanımız. Mutlaka bu firmalar hepimizin firması. Neticede ülkeye ekonomik katkı sağlıyor. Benim bir gazeteci olarak şöyle endişelerim var. Cumhuriyet Halk Partili bazı belediye başkan adayları, belediye başkanları HDP'nin blok desteğini alabilmek için yerel seçimde bazı tavizler vermiş gibime geliyor. Doğru. Bölgemizde çıkan orman yangınlarında bundan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Çünkü neden biliyor musun abi? Doğu'da terörist kalmadı, PKK kalmadı. Ama bugün PKK sempatizanı, hatta PKK'nın içinde bulunmuş insanların Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde çalıştırıldığını şahit biliyoruz. Olduk. İzmir Büyükşehir'de çalıştırıldığını biliyoruz. Bunların Muğla'da olduklarıyla ilgili şey. Şimdi düşünsene sen, artık dağdan inen teröristler burada belediye arabalarıyla dağ taş geziyorlar. Resmi arabalarla, devletin doğru arabasıyla geziyorlar. Doğru. Ondan sonra ormanlarımız yanıyor. Yakarlar Ahmet abi. Daha çok yakarlar Ahmet abi. Daha çok yüreğimiz yanar bizim.
sırf seçilebilmek için verilen tavizlerin sonucu bizim ormanlarımız da yanar abi. Bizim işlerimiz 21 Bey'le ihale edilir, paralarımız da çok böyle çarçur olur. Ama Aydın'da gerçekten 21 Bey ile işlem görmesi gereken bir doğal afet yaşanır. Sel olur, felaket olur, taşkın olur. Aslında normalde doğal afete dönüşen, zarar oluşmaması gereken taşkınlarda büyük zararlar. Neden? Çünkü milletin paraları çarçur edildi. Aydın'da geçtiğimiz günlerde bir taşkın oldu, yağmur yağdı. Her taraf, nerede ASKİ ve ASKİ, su kanalizasyon idaresi? Niye bu şeyin yağmur suyu, deşarj hatları çalışmıyor? Ne oldu? Niye bu kadar gölendi ortalık? Yağan yağmur oysa hani Hüseyin Aksu burada matematiksel olarak açıkladı. Yağan yağmurun, Aydın'ın kapasitesi, Aydın'ın altyapısı, özellikle Efeler'in altyapısı şu yağan yağmurun neredeyse 3 katı kadar yağmuru deşarj edebilecek kapasitede. Niye bu göl oldu? Çünkü yağmur suyu hatları, mazgallar kapalıydı. Mazgalların üstüne asfalt dökmüşler. Ben sana bunun devamında Aydın'da Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyecisi kuyumcunun benim sitemde yaptığı rezaleti anlatacağım biraz sonra. Nedir abi? Hani bu Yok. Önce bununla ilgili bir video var. Bir yayınlar mısınız onu lütfen? Evet. Şu koskoca dünya alem içindeki neşe alem. Yazımızı yazan kalem anladım ki hepsi yalan, 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 yalan mı? Yalan. Bak dahasını söyleyeyim sana. Benim oturduğum sitede ön tarafta kafeler var. Aydın Efeler Belediyesi'nde olan bir meclis üyesi yalvardım. Sitenin yanında bir yol var. Bu yolu kapama kardeşim dedim. Çünkü dedim dağdan gelen milyonlarca ton su bu yoldan tahliye olması lazım dedim. Dinletemedik. Ki sen mühendis gözüyle de tabii bakıyorsun. Dinletemedik. Bodrumlar her yer su bastı. Fatih Atay kardeşimize onun belediyesine şikayet dilekçeleri verdik. Utanmaz herif. Hala Fatih Atay Bey'e gidip ben bu duvarı kaldırmayacağım, bu yolu açmayacağım diyerekten kavga ediyor. Dön, dön. Usulsüz mü örmüş duvarı? Tabii. Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Kim abi o? Büyükşehir Belediye... İsmini şimdi söylemeyeyim. Yani kuyumcu çünkü... mu dedin abi? Kuyumcu. Tamam. O adresi biliyor. Tamam. Ama önümüzdeki günlerde bu konu halledilmezse Aydın'ı ayağa kaldırırım. Hem sen halkın yanında olduğunu söyleyeceksin hem de benim evimin bodrumlarına su bastıracaksın. O günü arabamla Aydın'ı dolaşmaya çıktım. Halk Partililer ama rant işlerinin peşinde. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Halk Parti'nin bu konudaki ismini Aydın için söylüyorum. Ben genelde Atatürk'ün CHP... Cumhuriyet Rant Partisi'ne dönüştürdüler değil mi abi? Aynen öyle. Böyle bir rezalet olmaz. Fatih Bey şimdi gerekeni yapacağını ümit ediyorum. Ümit ediyorum. Evet. En yakın arkadaşı olmasına rağmen ümit ediyorum. Şimdi... O günü ben bütün her yeri dolaştım. Bunun daha evveli var emin. Ben Teknik Üniversiteden Orhan İnce diyerekten 4 yıl evvel buraya bir profesör getirdim. Aydın'ın tüm büyük şehrin kanalizasyonlarını, arıtmalarını, yeraltı sularını, yerüstü sularını, yağmur sularını incelemesi için adam bir rapor verdi. Verdiği raporla 4 yıl evvel, bak 4 yıl evvel bunu köşe yazımda da yazdım. Bu yağmur suyu kanalları, bunların kapanan mazgallar bilmem nelerle ilgili yeniden proje yapılıp bir eylem projesine döndürülüp 5 yıl içinde yapılmasını söyledi. Acil eylem planı koydu. Evet. Bu kadar mühim mevzu. Evet.
Kim mani oldu biliyor musun bunu? Kim? Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Hakan Olgaç. Buradan da söylüyorum. O da şaibeli koltuğunda. Oturmasım gerekiyor, oturmamasım gerekiyor. Ben onu bilmem. Biliyorsun hakkında karar var görevi kötüye kullanmaktan. Alınması lazım. Şunun için söylüyorum bunu. Aydın, o sırada Mimar Sinan'a gittim. Mimar Sinan'da hiçbir şey yok. Hüseyin Aksu'nun yaptığı yerde. Gayet güzel çalışıyor. Sadece su birikintisi olan yerlerde. Yok yok, orada da asfaltlarla mazgallar kapatılmış. Orada asfaltla mazgalları kapatmışlar. Evet. Sıkıntı orada da var Ahmet abi, maalesef o tarafta. Ve şimdi Ahmet abi, özetle Aydın şehri köy eriyor. Günden güne yok oluyor. Aydın erirken kimler büyüyor? Ya bu önemlidir yani. Hani eğer Aydın'ı kimler büyüyorsa Aydın onlar eritiyordur. Bakıyorum ben hangi firmalar ihracat rekorları kırıyor, hangi firmalar sermayesini katlıyor, servetini katlıyor. İşte duyuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çenkır durmadan ev alıyor diyorlar. 8-10, 6-7 tane çok lüks. Tanesi bugünün parası 8-10 milyon liradan bir sürü daire sahibi olmuş son zamanlarda. Aydın'da hani şehir erirken bir de millet aç diyorlar. Bazı firmaları bakıyoruz Türkiye'de çok büyük cirolarla gündeme geliyorlar. Millet erirken, Aydın erirken, Aydın'da kimler büyüyor abi? Yani böyle 128... Vallahi Erman Çetin bir yazı yazdı. Evet. Yazdığı yazı ne biliyor musun? Bilgisayar temizleyen adam bugün villada oturuyor. Bilgisayarın tozunu alan adam villada oturuyor. Allah versin otursun da. Ama tabii otursun. Ama Allah mı verdi ama, yani? Hani, o zaman şöyle yapalım. Mi, helalinden mi? Bu devletin bekçisi kim? Savcılar değil mi? Ben buradan savcıları göreve davet ediyorum. Aydın Büyükşehir'deki A takımının mal varlıklarını incelesinler. Nereden geliyor? Buyurun. Buyurun hadi. Dediğin gibi rezidanslarda oturuyorlar. Malikaneler kurdular. Altlarında Range Rover'lar var. Yaşamları 10 numara. Ama millet aç. Millet aç. Millet aç diyorlar yani. Politika böyle. Hani milletten oy alırken millet aç diyorlar yani. Hani millet aç diyorlar ama kendileri uçmuşlar. En basit misalini söyleyeyim ben söyle sana. Verir misin resmi? Çallı Limited'in sahiplerini bunları izledin mi? Bunu gazeteci olarak hiç takip ettiniz yok, mi? Gördüm. Bu konuda çok fazla konu gündeme, özellikle Kuşadası'ndaki Ergun Poyraz'ın darp edilmesinden sonra gündeme geldi, çok geldi bu konu. Herhalde oradaki o ZDP inşaatla ilişkili, herhalde aralarında ticaret olduğu ile ilgili bir sürü şey geldi. Şimdi Gizem Akkent'in üzerinde bir şirket kurmuş Fatih Akkentli. Hadi. Evet. Gizem Akkent, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı. Evet. Ve şirketi birkaç yıl içerisinde hızlıca büyümüş herhalde. Sermaye yatırımları falan yapmış. Ben öyle biliyorum. 128 kat mı büyümüştü? Şimdi Emin'ciğim, biliyorsun bu arkadaşım biraz sonra bir başka konu gündeme gelecek. O videoda bütün olay çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi Fatih Akkent'e Allah daha çok versin. Kızımıza da Allah daha çok versin. Ama helalinden versin. Helalinden abi versin. Köyü bitmemiş yetiminkini vermesin. Allah korusun başlarına kötü bir iş gelir. Asla. Allah yani servetlerine servet katsın. Ama sen Aydın Belediyesi bilmem ne sosyal işler müdürlüğünde çalışırken Aydın'da Söke'deki şirketin 128 kat büyür mü? Büyümez. Zaten sen TV'deni bırakıp öyle bir şirketin varsa Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde gönüllü çalışırım abi. Hani millet toplum yararı, sosyal sorumluluk olsun diye çalışırsın yani. Peki 2016 yılında kurulan Gizem Akkentli'nin abisinin de içinde olduğu bu şirket bir yani 500 bin lira mı ne sermayesi, 60 trilyona sermayesi nasıl geliyor? Ben bunu köşe yazılarımda yazdım. 50 bin benimle lira. Birlikte Telegram yazdı. Başkaları da yazdı. Bununla ilgili senin bir takım konularla ilgili bilgilerin de var. Ne oldu? Bu ve şu anda ASKİ'deki yapılan ihalelerin tamamının malzemesini Söke'de Çallı İnşaat'tan aldığı söyleniyor. Hele hele bir fatura var. Bir fatura var. Dillere destan. Onu ileride gündeme getireceğiz. Dolaylı zimmet bu. Evet. Dolaylı zimmet. Direkt evet. Tabiri caizse dolaylı zimmet. Evet.
Yani Büyükşehir Belediyesi çalışanı dolaylı zimmet. Ben acaba Özlem Çerçoğlu bu işin neresinde onu da çok merak ediyorum. Çünkü o müsaade etmezse bunlar olmaz. Müsaade ediyorsa neden müsaade ediyor? Acaba o da mı ortak yoksa Özlem Çerçoğlu'nun bunları engelleyemeyecek kadar kötü durumda mı yönetsel olarak? Ben bunları çok merak ederim abi. Bu soruları da sorarım yani. Ve ben de soruyorum. Ve soruyorum da. Suç duyurusu yapma Özlem Çerçoğlu. Gel bu ekranlarda bu sorulara cevap ver. Suç duyuruları seni kurtarmayacak. Suç duyurularına ilgili ayrıca biz de suç duyurusu yapmaya başladık artık. Hani sen de gidip ifade vereceksin bundan sonra. Her suç duyurusuyla ilgili ben de suç duyurusu yapıyorum abi. Çık gerçeğini açıkla. Şimdi burada bir başka olay var. Abi sen diyordun ya şimdi Fatih bunlar neden oldu? Bir ses kaydı falan mı paylaşacaksın? Bir şey diyordun. Yok ondan evvel çünkü bunun devamı var. Ses kaydını mutlaka paylaşacağız. O çok önemli bir olay. Bundan bir müddet evvel fakir fukaranın, garip kurabanın parasını yediğini ifade eden Sazlıköy'de bir afiş asıldı. Onu bir asar mısınız lütfen? Bakın şimdi. Sazlıköy muhtarı astı değil mi bunu? Okuyalım abi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu. Sazlı'yı cezalandırmayı bırakın ve Sazlı'nın üstüne bir kara bulut gibi çökmüş olan ismini bile anmak istemediğim solda fotoğrafta yanınızda duran zatı buradan alın. Sazlı halkı size oy verdi. Mükafatımız yetimin, öksüzün, garibanın, halkın hakkını yedirmek mi olacak dedi. Ne demek bu? Kim yemiş? Ne demek abi? Adam bak afiş asıyor oraya. Kim abi o? Ben pek göremedim. Kim o? Özlem Vallahi abi. Bak. Dikkatli bak. Eminim. Çallı. Fatih Akkentli. Çallı. 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 Çallı Fatih. Şimdi Çallı Fatih. Peki bununla ilgili Kur'an'da yazan bir ifade var. Bir de onu koyalım. Ne diyor abi? Bak. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Bugün Cuma. Nisa suresi 10. ayet. Bu ne demek biliyor musunuz? O afişte ifade edilen kişi sanmasın ki ve onu yediren kişi de onu eğer destekliyor ise yanında taşıyor ise bu cezaya o da çarptırılacak. Abi desteklemese bu kadar şey yapabilir mi? Sen Özlem Çerçoğlu müsaade etmeyecek bunlar olur mu? Olmaz. 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 Evet. Uzaklaştıracak yanından. Bir de bu kişinin tabii kendi parti büyükleriyle ilgili, başka siyasetçilerle ilgili piyasaya düşmüş ses kayıtları var abi. Bir de onu verelim. Birçok yerde yayınlandı yani. Hani öyle artık kişisel veri falan olmaktan da çıktı yani. Evet. Bir de onu yayınlayalım Emin'cim. İttifak suikastine başlıyorlar. Bu işin başında Fatih Akkentli diye birisi var. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli ancak Batı Bölge Koordinatörü olarak görev yapıyor. Bu adamın söylemiş olduğu her cümle kanundur. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu temsil ediyor. Adamla ilgili bir iki araştırma yapınca kendisi takdir ettim. Hakikaten de mükemmel bir koordinatör. Bölgedeki gazetecilerle bir telefon konuşmaları var, evlere şenlik. Günde 24 saat emrinde bekleyen gazeteciler var ya. Telefon açıyor, talimat veriyor. Bu kişi hakkında bu haberi yapacaksınız. Gazetecilerle Bülent Tezcan'ı yüzleştiriyor, Akif Hamza Çebi'yi yüzleştiriyor. İşte gazetecileri AK Parti il ilçe başkanlarıyla muhatap ettiriyor. Özlem Çerçioğlu ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüş beyan eden herkesi yaptırdığı haberlerle bir şekilde zan altında bırakıyor. Bunlar dedikodu falan değil ha, yanlış anlamayın. Adamın ses kasetleri ortalığa düştü. Bu vermiş olduğu talimatlar, ödenmiş olan rüşvetler, paralar havada uçuşuyor. Öyle az buz paralar değil. Bir haberin yapılma bedeli 500 bin, 1 milyon, 1,5 milyon. Rakamlar bunlar. Tabi pasta çok büyük olunca bu rakamlar çerez parası gibi. Ömer Özmen'e vuracağız. Ömer Özmen'in açıklaması şaşırttı diyeceksin. Sen böyle bir güzelce onu yaz. Durmuş ayrı bir haber yapacak. Sen birbirinize benzeyen haberi olmasın tamam. Geyik yapayım mı biraz? Yoksa normal haber gibi mi yapayım? Ya ince makaralı yani ince makara. Mehmet Erdem'i de koy kenara kıyıya ibneyle. Görseli için görsele, mi? Görsele ha. Efendim. Dönüyorum ben. Nasıl oldu? Gelince anlatırım da yarın tekrar ziyaret etmek durumunda kalacağım. Neden? Ödeme için? Evet. Tamam okey yani sıkıntı yok değil mi? Onu söyle. Tabii sıkıntı yok. O kaç sıkıntı... paramış? 500. Tamam. Abi aradım şimdi İzmir'deymiş daha. Dünkü gittiğim yere git dedi. Hı. Yalnız oradan şey yapacaklar. Online halledeceklermiş.
hayatta çözemez derdi sana online bu vakitten sonra. Hayır, bilgisayardan kendileri oradan şey yapacakmış, o söyleyecekmiş şimdi ona. O sen tamam. Bana bir tane ver numara dedi. Oradan hemen halledelim tamam. Dedi. Artık şeyle konuşurum ben. Durmuş abinin ikili yaparız artık, değil mi? Ben olur mu lan? Durmuş'u karıştırma. Sen kayınvalidenin hesabını ver, oradan al işte. Anladım da abi, biraz büyük ya. Ondan tedirgin oldum şimdi. 1,5'ünü sen alacaksın. 3,5'ünü nasıl? Al, hadi görüşürüz. Bu skanda ses kaseti ortalığa çıkmasına rağmen Fatih Akgen denilen şahıs hala görevinin başında duruyor. CHP Genel Merkezi'nde hepsinin bir... Şimdi Emin'cim, bu videoyu izledik değil mi? Rezillik, kepazelik, içinde her şey var Ahmet abi. Bunu Allah aşkına, bunu yanında taşıyan Özlem Çerçioğlu kız kardeşim diyeyim. Yahu bu nasıl bir ilişkidir ya? Bunun şimdi buradan Cumhuriyet Savcılarına, vergi dairesi müfettişlerine göreve davet ediyorum. Ahmet abi, at sahibine göre kişiler. Problem ya, bunlarda değil. Hayatım, şimdi ben göreve davet ediyorum önce. Bu 1,500 bin liraları, 1 trilyonları nereden buluyor bu adam? Dediğin doğru, at sahibine göre kişniyor. Evet. Bu paraları nereden buluyor ya? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, buna bir ilave daha söyleyeyim. O kayıtlarda yok. Davutların Güzelçamlı bölgesi var ya, Güzelçamlı'da yaklaşık 4000 konut var. Buranın fosep kanalizasyonu yok. Hani diyor ya ASKİ, buranın kanalizasyonları var, her şeyi var. Oradaki fosepliklerin temizlenmesi ASKİ tarafından 90 lira. Faik Ünübol diyerekten eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin babalarından Aydın'da benim akrabam beni arıyor. Abi diyor, burada öyle bir tezgah kurulmuş ki diyor, SÖKE'den diyor. ASKİ'nin vidanjörleri gelmiyor. ASKİ'nin görevlendirdiği vidanjörler 1000 liraya bizim diyor fosseptiklerimizi çekiyor diyor. Kimin acaba o vidanjörler? Yani şunu söylemek kimin istiyorum. Kimin cebine gidiyor bu paralar? Şunu söylemek istiyorum. Bu Fatih Akkentli denilen kişiyi şurada saydığımız şeylerin hepsini sonra ne yapıyor bu biliyor musun? Biraz evvel Mehmet Özışık söyledi. Benim resimlerimi, aile resimlerimi basıyor. Yok, ellerinde, bilmem ellerinde ne yapıyor. Onlarca, yüzlerce sosyal medya hesabı var. Fake. Oradan trollüyorlar. Evet. Troll ordu. 6 tane de maaşın fotoğrafçısı var. Hı. Ondan sonra da işte vay efendim şu seni karalamaya, seni itibarsızlaştırmaya, beni karalamaya. Seni, beni, onu, efendim? Serhan'ı, şunu, bunu hepimizi itibarsızlaştırmaya. Yetmiyor. Artık halk yemiyor bunların hiçbirisini. Evet, Emin. Evet. Halk yemiyor. Şimdi Ahmet abi, Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'a geldi. Tabii gittiği Kuşadası'nda da bir takım açılışlar yaptı. Orada tarış alanı ile ilgili bir mevzu var. Biliyorsunuz Özlem Hanım orada bir oylama yaptı. Sandık koydu. Vatandaşa buraya ne yapalım dedi. Hatta kendisi de oylamayı yönlendirdi. Manipüle etti dedi. Yeşil alan olsun dedi. Kendisi de yeşil alan olması gerektiğini yön verdi. O tarış alanı ne oldu, açıldı falan. Oradaki gelişmeleri ben çok merak ettim. Biraz atlamışım. Emin'cim, şimdi Özlem Çerçioğlu kardeşim çok iyi bilir. Bu tarışı alanı böyle olunca Özer Kayalı, o resmi verebilir miyiz çocuklar? Özer Kayalı, bakın bu resmi biraz büyütelim. Bak ne yazıyor orada? Tarışı alanı kent parkı olacaktı. Neden? Beton saray yaptınız. Beton saray yaptınız. Onun yanında da beton saray istemiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı yalan söylemişlerdir. Halkı kandırmışlardır. Hangi belediye başkanı? Özer Kayalı mı yoksa şey mi? Ömer. Ömer Gülen. He. Ömer. Zaten baş mı şey o. Turist Ömer. Ya beni de kandırdılar Emin, biliyor musun? Nasıl? Bak nasıl kandırdılar biliyor musun? Burası kent parkı olacak diyerekten ben Özlem Hanım'la görüşmelerimde en azından 10 tane yazı yazdım. O zamanın belediye başkanı Özer de Kayalı da abi sen bilmiyorsun bunlar bak böyle değillerdir diye adam bununla ilgili inanılmaz karşı çıkışı oldu. Evet. Ve neticede ne yaptılar burayı? Bakın oradaki biraz evvelki afişte gördüğün gibi burası beton alanı oldu. Ayıp ya.
Beni de kandırdılar. Kuşadası halkını da kandırdılar. Buraya beton saray yaptılar. Evet. Ve şu anda Kuşadası halkı infial içerisinde. Evet. Ahmet abicim, çok haklısın. Seni de istismar etmişler. Senin kaleminin senin kaleminden itibar transfer etmişler. Sürekli itibar transfer ediyorlar. Bakalım dışarıdan transferlerle bu itibarı daha ne kadar koruyabilecekler. Ama artık böyle korunabilecek bir ortam kalmadı, ben sana söyleyeyim. İtibar yerlerde. Ama maalesef onlarla beraber şehrin itibarı da, intibası da yerlerde. Aydın'dan gelir geçerken insanlar işittikleri, gördükleri manzara ve işittikleri kokudan dolayı çok rahatsızlar. Aydın'a yakışmayan koku var, Aydın'a yakışmayan doku var diyorlar. Bu kokuda, bu dokuda Aydın'a yakışmıyor. Müsebbipleri de biz burada. Biz bunları söylüyoruz. Ahmet abi, bir mevzu var. Dün Atilla Dağıstan'da burada benim konuğumdu, gazeteci. Atilla abi, komünist kardeşim. Ne senin dedi? Köşe yazının üzerine bazı yorumlar yaptı. Ne ama dedi? Tabii seni eleştirdi. Siz Atilla Dağıstanlı'yı öven bir köşe kalem almışsınız. Onu övmüşsünüz. O da dedi ki beni övme yeterliliğine sahip değil Ahmet Gözen, dedi özetle. Hadsizlik yapmış. Hadsizlik yapmış. Övgünü kabul etmediğini belirtti. Hadsizlik yapmış. Övgümü kabul etmeyebilir. O onun bileceği şey. Ama hadsizlik yapmış. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Hı. Onunla oturmuşuz, rakı içmişiz. Yemek yemişiz. O zaman ona şunu söylüyorum. Madem ki beni adam yerine koymuyordu, niye oturup da benden rakı içmiş? Şimdi tabii sana Atilla Dağıstan'ın söyledikleri cevap hakkı doğdu. Ben de şöyle bir çağrı yapayım. Aynı çağrıyı Atilla abi de yapmış olayım. Tabii bu meseleleri bir araya gelip aynı programda konuşur muyuz? Her zaman konuşuruz. Tamam. Atilla abi de bu çağrımızı ilk fırsatta... Atilla! Ya çok ayıp etmişsin ya. Sana yakıştıramadım. Neyse, yüz yüze burada karşılıklı konuşacağız bu mevzuları. 68 kuşağı mevzularına falan biraz Atilla abinin yorumları var. TV'den böyle bir televizyon kanalı. Burada her görüş, her düşünce kendini ifade edebilir Ahmet abi. Sayın Özlem Çerçoğlu da gelip burada kendini ifade edebilir. Sayın milletvekilleri de CHP'nin gelip burada ifade edebilir ama onlar ambargo olur diye gelmiş. Buraya şimdi şey yapmışlar abi, formülü bulmuşlar, bizi karşı tarafa koyuyorlar. Ya biz karşı tarafta, bir tarafta falan değiliz yani. Burası herkesin. Buraya çıkma cesaretleri olmadığı için, buradaki sorulara verebilecekleri cevaplar olmadığı için, yani buradaki konuşulanlarla ilgili sukutlarının ikrardan geldiği için maalesef şey yapamıyorlar. Ben herkesi bekliyorum. Yani herkes bu ekrana çıkıp kendi düşüncelerini, kendi duygularını, kendi durumlarını ifade edebilir. İftira atıldığını düşünen gelip hayır kardeşim iftira atıyorsunuz, gerçeği bu diyebilir. Hakaret edildiğini düşünen ben bu hakareti hak etmiyorum. Böyle bir, bu bir hakaret ama bundan dolayı hakaret diyebilir. Çünkü ben pürü pakım, hiçbir suçum yok. O yüzden bana itham etmek sizin açınızdan suç diyebilmesi için pürü paklığını burada gelip söylemesi lazım. O yüzden herkese kapımız açık abi. Atilla Dağıstan ile sizi ikinizi bir arada ilk fırsatta bekliyorum. Atilla benim canımdır. Severim kendisini. Geçmişte o komünisti, ben faşistim. Oradan belki kendisi bir takım alıngan. Ben sadece Atilla'ya şunu söylüyorum. Sen eğer CHP için vazgeçilmez bir insan idiysen niye partiden seni ihraç ettiler? Ben senin partiden ihraç edilmene karşı çıktım ve senin yanında yer aldım. Ha benim yer almamı kabul etmiyorsan ben de o yazıyı yok farz ediyorum. Bilgin olsun Atilla. Evet sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum Aydın Post köşe yazarı Ahmet Gözendi. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu üyesi aynı zamanda, Ahmet abiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hoşçakalın.